Sayın Mütevelli Heyet Başkanı, Sayın Mütevelli Heyet Üyeleri, Sayın Rektör, Sayın Rektör Yardımcıları, Sayın Dekanlar, çok değerli öğretim elemanları, üniversitemizin kıymetli çalışanları ve sevgili öğrenciler. Üniversitemizin 2012-2013 akademik yıl açılış törenine hoş geldiniz. Sizlere tören programını arz etmek istiyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, Sayın Rektör'ün açılış konuşmasının ardından küçük bir dinletimiz olacak. İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal'ın Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye konulu akademik yılı ilk dersinden sonra Sayın Mütevelli Heyet Başkanımız Yalçın Zaim'in konuşmaları ve ardından gerçekleştireceğimiz ödül töreniyle etkinliğimizi tamamlanmış olacak. Saygıdeğer konuklar, şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin aziz hatıraları önünde bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın okumaya davet ediyorum. Yapmak üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Abdurrahim Özgenoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanı ve Sayın Üyeleri, saygıdeğer konuklar, varsa basınımızda sayın temsilcileri, aramızda varlar sizleri, değerli mensuplarımız, sevgili öğrenciler, Atılım Üniversitesi'nin 2012-13 akademik yılı açılış törenine hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmamın başında üniversitemizde görev alan yeni akademik ve idari personelimizle de ayrıca aramıza, Atılım ailesine hoş geldiniz diyorum. Bu akademik yılın açılış töreni de bir önceki, yani 2011-12 akademik yılımız gibi bizim için ayrı bir öneme sahip. Çünkü 4. 5 yılımıza bu akademik yılda başlıyoruz. Aslında bizim için her akademik yılın ayrı bir önemi var. Ve Atılım Üniversitesi olarak
biz her akademik yılı ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Öte yandan kurumların stratejik planları ve geriye dönük değerlendirmeleri genellikle beşer yıllık dilimler ele alınarak yapılır. Bu nedenle 20. yılımızı kutlayacağımız 2016-2017 akademik yılında geriye dönüp baktığımızda geçen 20 yılın değerlendirmesi yanında son 5 yıllık yani bu akademik yıla başlayacak olan son 5 yıllık dilimdeki performansımızı da birlikte değerlendireceğiz. Bu nedenle akademik ve idari personeliyle, mezunlarıyla, öğrencisiyle ve tüm atılım ailesini atılımın yarınını düşünmeye, fikir üretmeye ve önerilerde bulunmaya davet ediyorum. 20. yılımız hep birlikte kutlarken gururla göğsümüz kabarsın istiyorum. Sayın konuklar, yakın geleceğe dönük hedeflerimizden söz etmeden önce bazı genel tespitlerde bulunmak istiyorum ki ben bunu aşağı yukarı her açılış konuşmasında dile getiriyorum. Çünkü çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve şöyle söylüyorum, bir ülkenin kalkınması ancak eğitimle mümkündür. Bu konuda herhalde farklı düşünenimiz yoktur. Eğitim ise bilim ve teknolojide gelişmenin uluslararası rekabette başarının anahtarıdır. Bu nedenle yüksek öğretim başta olmak üzere her düzeyde var olan eğitim ile ilgili sorunlar ülkemizin öncelikle çözülmesi gereken sorunların başında gelmektedir. Yani gündemimizden hiç düşmüyor tabii eğitim. En sonunda 4+4+4+4'ü tartışıyoruz biliyorsunuz. O da eğitimin önemli bir parçası. Öte yandan ülkemizde ve dünyada üniversitelerin çağımızın gereklerine uygun eğitimi sağlamadıkları ciddi bir tartışma konusudur. Üniversiteler 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan hakim görüşler birlikte nitelikli insan yetiştirme ve onları piyasa şartlarına hazırlama misyonunun ağırlık kazanmasıyla birlikte akademik misyonlarının çoğunun arzu edilen düzeyde sunamaz hale gelme riskiyle karşılaşmışlardır. Bir yandan çağın gereklerini karşılamak, bir yandan araştırmaya ve bilimsel gelişime destek olmak, öte yandan sorgulayan, özgürlükçü ve küresel gerçekleri iyi okuyan, güçlü bireyleri geliştirme işini de iyi yapan bir kurum olabilmek gerekmektedir. Yani üniversitelerin klasik misyonları vardır. Eğitim yapmak, araştırma ve topluma hizmet gibi. Fakat bu misyonlarında sapmalar, kaymalar görülmektedir. Tamamıyla belki de mesleki eğitime ağırlık verilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Atılım Üniversitesi olarak biz bu gerçekten hareketle geçtiğimiz akademik yılda başlattığımız ve öğrencilerimize akademik görüşü ve bakış açısını geliştireceğine inandığımız özel projeyi uygulamaya başladık. Ve bunun bir Türkiye'de ilk olduğunu belirtmek istiyorum. Atılım Üniversitesi Hayata Atılım Projesi adı altında bu projenin adını o şekilde koyduk. Hayata Atılım Projesi. Bu proje adı altında yürütülecek konferanslar ve özel sunumlardan oluşan bu programda öğrencilerimizin dünyadaki son gelişmeleri güncel bakış açılarından ve yönlendirmelerden öte derinlikli yorumlarla ve bilgilerle takip edebilmesi, aydınlanması ve dünyayı okuyan bireyler haline gelmesi amaçlanmaktadır. İlk kez 2011-12 akademik yılında hazırlık okulunda başlattığımız bu programla öğrencilerimizin önüne 3 ayrı dalda yeni içerik sundu. Bunlar dünyayı okumak, başarılı olmak, güzel yaşamak. Biz diyoruz ki dünyayı okumak için bilgiye sahip olmak yetmez. Bilgelik öğrenmek gerekir. Biz diyoruz ki başarılı olmak için tek bir doğru karar vermek yetmez. Doğruları inşa etmeyi öğrenmeliyiz. Yine biz diyoruz ki güzel yaşamak demek pahalı ve lüks şeylere sahip olmak demek değildir. Estetik değer sahibi olmak ve estetik kaygılar taşımak demektir. Yaşamı güzelleştirmek demektir. Üniversiteler 21. yüzyılda daha fazla bilgi sunarak öğrencilerine hayat hazırlayamazlar. Çünkü bilgi artık her yerde. Araştırma olanakları dışında öğrencimize sunabileceğimiz en büyük fırsat dünyayı doğru okumanın yolunu onlara göstermektir diye düşünüyoruz. Gerisi de mutlaka onların ilgisi ve çabasıyla tamamlanacaktır.
2011-12 akademik yılında Hayata Atılım Programı kapsamında 4 konferans da 4 konuk ağırladık. Bunları da belki aramıza yeni katılanlar olduğu için birer satırla vermek isterim. Birinci konuğumuz Ertuğrul Özköktü ve bize 21. yüzyılda dünyayı okumak konusunda bir konferans verdi. İkinci konuğumuz Profesör İlber Ortaylı, tarihe bakarak bugünü doğru okumak konferansını verdi. Üçüncü konuğumuz Profesör Sait Yazıcıoğlu, modern aklın kıskacında inanç konusunu işledi. Ve son konuğumuz emekli büyükelçi Fügen Ok, diplomasi penceresinden Avrupa Birliği konusunu işledi. Sayın konuklar, son birkaç yılda çok sayıda üniversite açıldı ve açılmaya devam ediyor. Bilmiyorum, bunu takip etmekte herhalde siz de zorlanıyorsunuzdur. Tabii ki bunu memnuniyetle karşılıyoruz ama bazı sorunları da beraberinde getirdiğini hepimiz herhalde farkındayız. Atılım Üniversitesi kurulduğunda 15 tane vakıf üniversitesi vardı. Üniversitemizin 10. yılını kutladığımız 2007 yılında üniversite sayısı 25 idi. 2009-2010 akademik yılında bu sayı 52'ye yükseldi ve bugün itibariyle 65 tane vakıf üniversitesi mevcut. Bu tempoda vakıf üniversitesi açılması kaliteyi alt üst etti, rekabeti en üst düzeye çıkardı. Ve bu rekabette bizler kendi yerimizi almak durumundaydık. Fakat belki şöyle bir şey var. Birçok üniversitenin arkasında sermayeler, sermaye grupları var, holdingler var. Birçok üniversitenin arkasında cemaatler var biliyorsunuz. Bizim böyle bir, bizi Atatürk Üniversitesi'ni destekleyen böyle bir güç yok. Ama biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. Değerli öğretim elemanlarımızdan alıyoruz. Atılım Üniversitesi kurulduğundan beri kaliteli eğitim ve tabii de sizin verdiğiniz kaliteli eğitimden gücümüzü alıyoruz. Atılım Üniversitesi kurulduğundan beri kaliteli eğitim konusunda hassas davranarak kendine bir yol çizdi. Uygulamalı eğitime, öğrenci odaklı projelere önem verdi. Akademik kadrosunun nitelikli donanımlı öğretim elemanları ile güçlendirdi. Bilimsel yayınlarda en üstlerde yer almaya gayret etti. Şimdi bu çabalarının karşılığını almaktayız. Öncelikle bu çabaların sonucu olarak üniversite sıralamalarına kısaca değineceğim. Şu anda dünyada 8 ayrı üniversite sıralaması gerçekleştiriliyor. Bunların birçoğu farklı kriterler uyguluyorlar. Çeşitli ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında yükselişimiz devam etmektedir. Bunu memnuniyetle dile getirmek istiyorum. Ve de bunu sıralamalardaki yerimizle somutlaştıralım diyorum. Şu anda Atılım Üniversitesi'nin bu 8 üniversite sıralamasından 3'ünden bahsedeceğim. Çünkü diğerleri ilk 500'ü, ilk 200'ü gündemlerine alıyorlar. Benim bahsettiğim sıralamalar ilk 2000'i dikkate alan genellikler. Toplamda dünyada 20 bin üniversitenin ilk 2000'ini dikkate alan sıralamalar olarak şey yapıyor. Bunlardan Webometrics'ten bahsetmek gerekirse, 2011 Temmuz'undaki sıralamada vakıf üniversiteleri arasında 9. sıradayken, 2012 Ocak sıralamasında 5. sıraya yükseldik. 2011 Temmuz'undaki sıralamada Türk üniversiteleri arasında 54. sıradayken, 2012 Ocak sıralamasında 22 basamak yükselerek 32. sıraya çıktık. Webometrics biliyorsunuz İspanyolların geliştirdiği bir sistem. Bu webdeki web ortamındaki performansı ölçüyor. Dünya sıralamasında ise 1266 basamak yükselerek 2569. sıradan yine Temmuz 2011'den Ocak 2012'ye atıfta bulunuyorum. 1303. sıraya çıktık. Bu Ocak 2012'deki sıralamadaki yerimiz. Fakat son sıralamayı da aldım ben. 2012 Temmuz'unda yapıldı. Bu sıralamada Türk Üniversiteleri sıralamasındaki 32.liğimizi korurken dünya sıralamasında 1513. sıraya gerilediğimiz görülüyor. Buradan da şu anlaşılıyor. Türkiye sıralamasında bir değişiklik yok. Yine 32.liyiz. Ama dünya sıralamasında demek bizim önümüze geçen bazı üniversiteler olmuş. Tabii bizim bundan sonraki hedefimiz bu
bu kaybettiğimiz basamakları mutlaka kazanmak ve bununla ilgili bir çalışma yapmak. Yine İspanyolların geliştirdiği bir üniversite sıralama sistemi var ki burada da çok iyi bir yere geldiğimiz görünüyor. Shimago sıralamasında, bunu doğru telaffuz edip etmediğinden emin değilim ama ben Shimago'da olabilir, Shimago'da olabilir. 2011 yılında aslında bu sıralama, bu Shimago sıralaması da yine farklı kriterler kullanıyor. 6 farklı kriterden şey yapıyor, üniversiteleri değerlendiriyor. Ve dünyadaki 3000 küsur üniversiteyi bu sıralamaya katmış, almış. Bu sıralamada 2011 yılında 2972.ymişiz. 2011 yılında. 2012 Ağustos'unda, bu da çok yeni bir sonuç. 2012 Ağustos'unda yayınlanan son sıralamada 2116. sıraya yükselmişiz. Ki bu sistem içinde, 3000 küsur üniversite içinde Türkiye'den sadece 57 üniversite yer alıyor. İşte bu 57 üniversiteden bir tanesi. Bunu çok iyi bir gelişim olarak kaydetmek istiyorum. Bir üçüncü sıralama, üniversite sıralaması da URAP biliyorsunuz. Bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen bir sistem. Aslında URAP 2012 değerlendirmelerini 15 Ekim'de yapacağı bir toplantıda açıklayacak ama 2011 Temmuz'unda yaptığı bir değerlendirme var. Onunla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Türkiye üniversiteleri sıralamasında URAP'ın 143 üniversite arasında 53. sıradayız. Vakıf üniversitelerini esas alan sıralamada 9. sıradayız. Dünya üniversiteleri sıralamasında ise URAP kendisiyle birlikte diğer 7 sistem ile değerlendirerek dünyadaki 2000 üniversiteyi sıralıyor. 20 üniversiteden 2000 üniversiteyi sıralıyor. Yani %10'luk bir dilimi dikkate alıyor. Bu sıralamada biz URAP'ın sıralamasında 1001 ile 1500'lü dilim arasındayız. Beşer yüzlük dilimlerle sıralıyor. Bu 5 tane dilimi ayırmış. Pardon, 4 dilimi ayırmış 2000'e kadar. Bu 20.000 üniversite arasında bunun anlamı Atılım Üniversitesi ilk %7,5 içinde yer alıyor. Bu 8 kriteri dikkate alan URAP sıralamasında. Üniversitemizin gerek ülke gerekse dünya sıralamasındaki başarısı büyük ölçüde öğretim elemanlarımızın, sizlerin genelde bilimsel çalışmaları, araştırmaları, özel de ise uluslararası indeksli dergilerde yaptıkları yayınlarla ilgilidir. Büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki geçtiğimiz akademik yılda öğretim elemanlarımız TÜBİTAK'tan 6, DPT'den 1, ki bunu hemen parantez açarak söyleyeyim, DPT'den aldığımız proje, daha önce aldığımız metal şekillendirme mükemmeliyet merkezinin ikinci baz projesi oldu. Toplam 20 milyon bütçesi, bu 12 milyon bütçesi de yine eski adıyla DPT olan, şimdiki adıyla da Kalkınma Bakanlığı müsteşarlığı olan bilim tarafından desteklenen bir proje. 20 milyonluk projenin 12 milyonunu Kalkınma Bakanlığı veriyor, 8 milyonu da üniversitemizin desteğiyle, 20 milyonluk bir bütçeyle ikinci fazla şey yaptık, başlattık. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 5'i Santes, 2'si Teknogirişim Sermaye Desteği olmak üzere 7, Oren'den bir yeni araştırma projesi almışlardı. Ayrıca toplam 34 danışmanlık hizmeti vermişlerdi öğretim elemanlarımız. Bu projeleri alan hocalarımız, akademisyenlerimizi yürekten kutluyorum. Akademik personelimizin 2011 yılı indeksli dergilerdeki yayınlarına da kısaca değinmek istiyorum. Çünkü bu yayınlarla ilgili biraz sonra ödülleri dağıtacağız. 2011 yılında toplam 127 yayın yapılmıştır. Bu indeksli dergilerde yer alan. Bu dergilerde, çeşitli dergilerde ondan fazla yayın yaparak önemli katkısı olan iki ismi zikretmek istiyorum. Bunu mezuniyet töreninde söylemiştim ama tekrarlamaktan gurur duyuyorum. Bu öğretim üyelerimiz 13 yayında matematik bölümünden doçent doktor Erdal Karapınar. Kendisini alkışlıyorum. Yayında Endüstri Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Serkan Er Yılmaz'dır. Kendilerini kutlar, katkılarından dolayı
Teşekkür ederim. 2011 yılında Web of Science tarafından taranan dergilerde Atılım Üniversitesi adresi olarak yer alan toplam 127 yayından biraz önce bahsettiğim 112 tanesi tam makale olup bu yayınları gerçekleştiren 65 akademisyenimizi az sonra yayın ödülleri verecektir. Akademisyenlerimizi, bütün akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, başarıların devamını diliyorum. Diğer taraftan, bu yayınların gerçekleşmesinde Akademik Yazım ve Danışma Merkezimizin sağladığı desteğiyle vurgu yapıyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Akademik Yazım ve Danışma Merkezi'ni herhalde biliyoruzdur. Evet. Ve ben üniversitemizin bu rekabet ortamında nasıl ayakta kalabileceğiyle ilgili önce şey yaptım. Üniversite sıralamalarındaki yerimizden bahsettim. Ki buradan herhalde hepimizi mutlu eden sonuçlar aldığımızı gördük. Diğer bir konu ise, yani üniversitemizin kaliteli eğitim verdiği ve diğer 64 vakıf üniversitesiyle rekabette öne çıkmasını sağlayacak hususlardan biri de mezunlarımızın istihdam edilebilirliği konusunda yapılan araştırma sonucunda elde edilen %92 oranındaki istihdamdır. Bu da yine verdiğimiz kaliteli eğitimin diğer bir göstergesi olarak motivasyonumuzu artırmakta, geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. Ve ben yine hemen hemen her toplantıda dile getirdiğim araştırma yapmayan bir yüksek öğretim kurumunun üniversite olamayacağını söylediğim hususu tekrar burada vurgu yaparak belirtiyorum. Ve üniversitemizin araştırmaya gereken önemi fazlasıyla verdiğini, 2011 yani iki akademik yıl önce bu konuda 3 ayrı proje başlattığımızı ve 2011-12 akademik yılının araştırmada atılım yılı olarak kabul edilmesi gerektiğini söylemiştim. Ve burada tabii yine kısaca o şeylerden bahsetmek istiyorum. Üniversitemizin desteklediği araştırma programlarından bahsetmek istiyorum. Mütevelli heyetimizin desteğiyle bütçede öğrenci ve öğretim elemanı odaklı eğitim, öğretim ve araştırma programları için geçtiğimiz akademik yılda da önemli miktarda bir fon ayrılmıştı 2011-12 akademik yılında. Bu akademik yıl için proje önerileri ise tartışmaya açılmış durumdadır. Önemli nedeniyle bu programlardan 2012-13 akademik yılında devam edecekleri için kısaca söz etmeyi doğru buluyorum. Yine aramıza yeni katılan hocalarımızı bilgilendirmek adına. Aramıza yeni katılan hocalarımızı bilgilendirmek adına diyorum. Aslında aramıza katılan akademik personelimiz de önümüzdeki günlerde bir oryantasyon programı başlatacağız. Bu bilgileri muhtemelen orada da vereceğiz. Ama şimdiden üniversitemizin açılışındaki ilk törende bu konuda da biraz bilgi sahibi olmalarında fayda var diye düşünüyorum ben. Evet, bunlardan 3 ayrı program başlattı dedik üniversitemizin bütçesinden iş destekli. Bunlardan bir tanesi BAP diye isimlendirdiğimiz bilimsel araştırma projeleri programıdır. Ki bu bütün üniversitelerde yaygın olan bir programdı ama bizim verdiğimiz destekler gerçekten takdire şayandır diye düşünüyorum ben. Çünkü bazı devlet üniversitelerinden aldığım bilgiler orada çok büyük rakamlardan bahsediliyor. Bu bilimsel araştırma projelerine ayrılan destekler anlamında söylüyorum. Bu program öğretim elemanlarımızla yapacakları araştırma projeleri konusunda maddi destek sağlıyor. Bunlar küçük projeler belki, yani maksimum 50.000 TL'ye kadar olan bütçeli projeler ama bunlar daha büyük projelere şey olacak, kaynaklı gelecek çalışmalar oluyor. Bu küçük projelerden sonra TÜBİTAK'tan, Avrupa Birliği'nden daha büyük projeler alınması mümkün hale geliyor. Diğer program ise ALP diye isimlendirdiğimiz araştırma laboratuvarları programıdır. Bu program yine öğretim elemanlarımıza bir araştırma laboratuvarı kurulmasında cihaz alımı ve personel çalıştırması için maddi destek vermektedir. İlk yıl 2011 yılında başlattığımız bu ALP programında 1 milyonun üzerinde destek sağlanmıştır. 4 ayrı laboratuvar kurulması için. Geçtiğimiz yıl için ise yine 300 binin üzerinde iki projeye destek sağlanmış bulunmaktadır. Üçüncü araştırma programı olarak LAP diye isimlendirdiğimiz lisans araştırma projeleri programı öğrenci odaklı bir programdır. Bu program ise lisans seviyesinde öğrencilerimize ilk günlerden itibaren araştırma yapma yeteneği ve
merakını aşılamak amacıyla hazırlanmış ve öğrencilerin ilk yıllarda hocalarıyla birlikte ve takımlar halinde çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Üniversitemizde sürdürülmekte olan öğrenci odaklı iki programdan da birer cümleyle bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki bu sene üçüncüsünü yapacağımız Atılımın İz Bırakan 50 Öğrencisi programı olup, öğrencilerimizin derslerdeki başarılarına ek olarak üniversitedeki eğitimleri sırasında üniversiteye ve topluma hizmet veren, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerde üstünlük gösteren, liderlik, girişimcilik ve araştırma yapma yetenekleri olan öğrencileri ödüllendirmek ve onların başarılarını teşvik etmek ve kutlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu sene üçüncüsü gerçekleştirilecek. Diğer öğrenci odaklı program ise geçen yıl başlattığımız Başarıyı Paylaşın programı olup, üniversitemizden başarı bursu alan öğrencileri kapsamaktadır. Bu yeni program ile de geleceğin liderlerini yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu program kapsamında burslu öğrencilerimizin kampüste istedikleri akademik ve idari birimlerde haftada 5 saate kadar hizmet verme olanağı sağlanmıştır. Sayın konuklar, sevgili öğrenciler. Aramızda öğrenci var, merak ediyorum. Öğrenci varsa bir elini kaldırabilir mi? Varmış yani, hani iyi, boşuna şey yapmıyorum yani, hitap etmiyorum. 10-15 tane öğrencimiz var. Katıldığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayın konuklar, sevgili öğrenciler, 15. eğitim öğretim yılımız olan 2011-12 akademik yılımız için eğitimde atılım yılımız olacak demiştik. Bunu derken de mobil eğitim sistemini başlatmayı amaçlamıştık. Mobil eğitim sistemiyle, geçen sene başlattığımız mobil eğitim sistemi bu senede artarak, hızını artırarak devam ettireceğiz bunu. Evet, mobil eğitim sistemi aslında bizim e-üniversiteye geçişimiz için bir basamak olacak. Bu sistemle biz ders içeriklerini internet ortamından kolayca erişilebilmesini sağlayacağız. Geçen sene pilot çapta hazırlık okulunda başlattık. Bu sene daha yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Aslında bu sistem altında Moodle yazılımı paketi kullanılıyor ve burada da bir hayli gelişme kaydedilmiş durumda. Bu sistem aslında teknolojinin eğitimde kullanımını sağlayacak ve hem öğrenciler açısından hem de akademisyenlerimiz açısından büyük kolaylıklar getirecektir. 2012-13 akademik yılında gerçekleştireceğimiz çalışmalar, hedeflerimizi belki kısaca bahsetmekte fayda var. Bunların bir kısmı belki görülebilir, çok rutin çalışmalar gibi görünebilir ama bence bunların hepsi önemli. Tabii öncelikli olarak dış destekli yeni araştırma projeleri almak için yoğun çaba sarf etmemiz gerekiyor. Dış destek, yani üniversitemizin fonladığı projeler tabii çok önemli ama bizim artık dışarıdan daha çok proje almamız gerekiyor. Neresi dışarı dediğimiz, dışarısı dediğimiz TÜBİTAK. Yine DPT var tabii. Ya Kalkınma Bakanlığı diyeyim. DPT alımız, biz ağzımız çok alışmış. Avrupa Birliği projeleri. Belki burada çok gerilerdeyiz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınacak santez projeleri olabilir, teknogirişim projeleri olabilir. Sanayi ile daha sıkı işbirliği yapmak zorundayız. Bunu metal şekillendirme mükemmeliyet merkezimiz yapıyor. Giderek artan oranda yapmaya başladı ama diğer araştırma merkezlerimiz de bu yola girmesi gerekir. Benim son yaptığım birkaç araştırma merkezi var. Robot teknolojileri uygulama ve araştırma merkezimizin bu yönde çabaları var. Umarım bunların hepsi olumlu sonuçlanır ama diğer araştırma merkezlerimiz de bu yönde çaba göstermek zorunda. Evet, daha çok yayın yapmamız gerekir. Belki 150 tam makale hedefine koymamız gerekir. Önümüzdeki 2012'de belki bunu yakalayabiliriz. İndeksi full makaleyi kastediyorum ve buna bağlı olarak üniversite sıralamalarında daha üst basamaklara tırmanmalıyız. Ki hedefimiz belki ilk 1000'e girmek olur. Şu anda ilk 1000-1500 arasında, bazen de işte 1500'ü biraz geçerek bu sıralamada yerimizi alıyoruz ama bu 1000 dilimine girmemizde fayda var. Mobil eğitim sistemine geçişi hızlandırmamız gerekiyor. Burada bir takım altyapı sorunları belki olabilir. Burada hemen belki kısaca bahsedeyim. Geçen yıl bu
bunu da içine alacak şekilde bir MPET tablet PC bilgi yaptık. Bu sene ikincisini yapacağız. Belki mütevelliyet başkanımız bu konuda biraz daha ayrıntılı bilgi verebilir. Evet, belki bir kısmımızın haberi yoktur. Mimarlık doktora programı açıldı. YÖK'ten o onayı aldık. Bu sene öğrenci almaya başlayacağız. Biraz geç oldu belki ama bu mimarlık doktora programını da tam kapasiteyle başlatmak isteriz. Uzaktan eğitimi açılacak yeni programlarla ve örgün eğitime sağlanan destekle yaygınlaştırmak gerekiyor. Bizim şu anda uzaktan eğitimle ilgili iki tane ön lisans programımız, bir tane de yüksek lisans programımız var. Yüksek lisans programımız çok ilgili ama ön lisans programımız da maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Ben bazı üniversitelerin uzaktan eğitim ve lisans eğitimi verdiğini de biliyorum. Bizim de belki bu yönde ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Kurumsallaşma çalışmalarına, ki burada hemen parantez açıyorum, Avrupa Üniversiteleri Birliği'nin kurumsal değerlendirmesini tamamlamak. Biz Avrupa Üniversiteleri Birliği'nin kurumsal değerlendirmesine girdik. Bence iyi bir performans da gösterdik. Tabii bunlar bir takım eksiklerimizi yapıyorlar, dile getiriyorlar ve bu eksiklerin tamamlanmasını öneriyorlar. Zaten bizim de amacımız oydu. Üniversitemizin kurumsallaşma açısından geldiği noktayı bir uluslararası kuruluşa yapmaktı, test ettirmekti. Biz o testten geçtik ve bence çok iyi, olumlu geri dönüşler aldık. Ama bir takım küçük, ufak şeylerimiz var. Onları da yapmak zorundayız. Tabii kurumsallaşma anlamında belki ERP dediğimiz sistemi de hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu konuda da bir çalışma başlattık. Belki önümüzdeki akademik yıl açılışında ERP'de belli bir aşamaya geldiğimizi inşallah yapabiliriz, söyleyebiliriz. Çünkü bu ERP'ye geçmek oluyor, çok kolay olmuyor, zaman alan bir süreç. Bazen bir buçuk, iki seneyi alıyor. Umarım biz bu başladığımız çalışmaları sonuçlandırırız kısa sürede. Programlarımızın akreditasyon çalışmalarını mühendislik fakültemiz dışındaki diğer bilimlerimize de yaygınlaştırmamız gerekiyor. Mühendislik fakültemizde bu yönde ciddi çalışmalar yapıldı. İnşaat mühendisliği bölümümüz bu akreditasyondan geçmek için hazır durumda. Yakında herhalde sonuçlanacaktır diye düşünüyorum. Sonra diğer bölümler mühendislik fakültemizin bu akreditasyona girecek. Ama diğer fakültelerimiz de, Fen Edebiyat Fakültemiz, İşletme Fakültemiz, bilmiyorum hukuk sistemi, hukuk içinde varsa böyle bir akreditasyon, oraya girelim. Oradan da yapalım diyorum ben. Akreditasyonumuzu alalım. Akademik bilimlerimizin mekan ve yeni laboratuvar ihtiyaçlarını gidermemiz gerekecek. Bu yönde talepler var. Tabii o talepleri memnuniyetle karşılamak gerekiyor. Kütüphane binamız yakın birkaç ay içinde hazır hale gelecek. Bence önemli bir ihtiyaç sağlanmış olacak kütüphaneyle. Laboratuvar ihtiyaçları hiç bitmiyor. Yeni kurulan bölümlerimizin, işte mühendislikte bazı bölümlerimiz var, sivil havacılık yüksek okulu var ayrıca. Ve de mühendisliğimizin işte malzeme, otomotiv, enerji bölümleri var. Bunlarda da laboratuvarlar, sınıflar ilerledikçe laboratuvar ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Evet, öğrencilerimize kampüsümüzde yeni sosyal imkanlar sunmamız gerekecek. Öğrencilerimizin taleplerini tabii biz yapıyoruz, önemsiyoruz. Onların geri dönüşleri, onlardan aldığımız geri bildirimler bizim için çok önemli ve bunları da dikkate alıyoruz. Burada yaşanacak gelişmeleri de inşallah sizlerle paylaşma fırsatı buluruz. Evet, kampüsümüzün yeni çevre düzenlemesi herhalde çok daha göz alıcı oldu. İşte girişimiz, nizamiyemiz, onu takip eden bulvarımız diyelim artık, o yolumuz, çevre yolumuz çok çok güzel oldu. Mütevelli başkanımıza teşekkür ederiz tabii. Bu arada da tabii bir trafik kaosu da yaşanıyor. Şimdi bir trafik komisyonu kuruldu. Bu kurul çalışıyor. Yakında bazı kuralları yapacağız, hayata geçireceğiz. Evet, belki de önemli bir konu daha var. Üniversitemizde işte Fen Edebiyat, Mühendislik, İşletme Fakülteleri var, Hukuk var, Güzel Sanatlar var ama sağlıkla ilgili bir alanda bir şeyimiz yok. Tıp Fakültesi açma çalışmaları
bir müddettir devam ediyor. Umarım bu da yakında olumlu bir şekilde sonuçlanır. Bilmiyorum, tıp fakültesi açılması herhalde hepimizi memnun edecektir. Evet, biraz önce bahsettim. Aramıza yeni katılan akademik personelimize bir oryantasyon programı uygulayacağız. Hem üniversitemizi tanıtacağız hem de eğitim teknolojileri konusunda bazı güncel bilgileri aktaracağız onlara. Evet, galiba konuşmamın sonuna geliyorum. Ne güzel konuşuyorduk aslında. Şimdi, evet, ben öğrencilerimize hitap etmek istiyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Atılım Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir arkadaşlar. Ancak Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde, 2547 çerçevesinde eğitim öğretim yapılmaktadır. Bu nedenle bütün vakıf üniversiteleri mezunları gibi siz de bir devlet üniversitesi mezunu bütün hak ve yetkilerine sahip olacaksınız. Bunu herhalde biliyorsunuz. Ama bazen bu konuda kafa karışıklığı oluyor. Bunu böylece vurgulamış oluyor. Bunların da ötesinde Atılım Üniversitesi misyonu, vizyonu ile ve değerleri doğrultusunda kaliteli, dünya standartlarında ve ciddi bir eğitim sunma konusunda kararsızdır, tavizsizdir. Dünya standartlarında diyorum çünkü mezunlarımızın biz dünyanın her yerinde iş bulabilmesi yeteneğiyle, eğitimiyle buradan mezun olmasını istiyoruz. Zaten İngilizce eğitim yapmamızın bir nedeni de bu tabii ki. Bu nedenle başarılı olmak için çok ve düzenli çalışmak zorundasınız. Ancak mesleki gelişiminizle birlikte sosyal ve kültürel gelişiminizin de önemli olduğunu unutmayın. Bunu özellikle vurguluyorum ve size bunu sağlayacak olanaklardan mutlaka yararlanın. İlgi alanınıza giren bir, hatta daha fazla öğrenci topluluğunda görev alın, ayrıca spor yapın. Bu üniversite sadece böyle hani eğitim alınan, mesleki bilgilerin aktarıldığı yer olmaması gerekir. Bence burada sizi hayata hazırlayacak bütün olanaklardan faydalanmanız gerekir. Gerek üniversitenin gerekse öğrenci topluluklarının düzenlediği konferans, söyleşi ve etkinlikleri izleyin. İşte size bir de Hayata Atılım Projesi adı altında bir proje sunduk. Lütfen bunları takip edin. Evet değerli mensuplarımız, değerli akademisyenlerimiz, dünyanın her yerinde iş bulabilen, mesleki donanımı tam, girişimci çağdaş, aydın mezunlar yetiştirmek sizlerin hepimizin sorumluluğundadır. Gerçek anlamda bir üniversite olmanın gereği olarak bilimsel üretkenliğimizi, işte bunu söyledim ben, işte projeler alalım dedim, yayınlar yapalım dedim, eğitimdeki kaliteyi artıralım dedim. Bilimsel üretkenliğimizi artıralım diyor. 2012-13 akademik yılının tüm mensuplarımıza ve üniversitemiz öğrencilerine başarılar getirmesini diliyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.